Ve biz bahçe turunda bir sürü arkadaş bulduk kızım kendine. Böyle bir bıraktık. Bak o. Çakılım. Kızım. Her birini tasmasız bıraktık. Böyle tur atıyoruz. Grup halinde. Ay benimkine bakar mısınız? Nasıl mutlu, nasıl mutlu. Kızım dinleyeceksin ama. Oy. Bahçeleri turlayalım dedik sabah. Tadını çıkaralım. Sabah sabah. Değil mi kızım? 2 dakikada yürüyüp eve gitmeyelim. Yeni bir günden herkese günaydın. Kınavıma hoş geldiniz. Sefalar getiriniz. Ne yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Ben kahvaltı yapıyorum. Turumuzu attık. Ve dönüşte tam bizim kapının yanında annemi gördüm. Annem de biliyorsun şu minik ekmek parçalarını getiriyor ya. Ziyan olmasınlar diye ben de ne yapacağım? Tost yapacağım. Şimdi eşime salamlı falan. Hemen tost yapayım. Bir tane de büyük ekmeğimiz var. Şöyle göstereyim. Bakar mısınız? Tam tostluk. Ne oldu Mehmet Bey? Aa, salamlı diye. Sucuklu mu yapalım? Ver. Ama o çiğse. Kes. Kes hadi kes. Duramıyor. Duramıyor. Ne yapayım? Kesecek misin? Hadi kes bakalım. Kes. Bir gün bekle bak içeride şey için pisin. Ha, ne denir ona? Kurusun. Ne demek pisin mi deniyor? Okul. Sen. Bak ellerim nasıl soğuk. Benim çok mu sıcak? Sakıyor, ben nerelerde gezdim biliyor musun? Hadi git. Otur oraya. İşim var. Ben nerelerde gezdim? Bunlar biliyor onlar. Bunları da gösterdim. Hadi göstereyim. Bak şimdi kaldırdı kafayı. Güzel uyuyorlardı. Görüyor musun? Aha, görüyorsunuz. Uyuma. Yat kızım orada yat. Yat. Sıcacık içeride ne yapsınlar? Bu kış, kış vakti. Kaç derece Mehmet? Bilmiyorum değil mi? Alo. Kaç derece? Kaç derece? Dışarısı kaç derece? Uzay kulaklıklarını taktı yine. Kulaklık aldım sana diyorum. Niye kullanmıyorsun diyorum. Ay ben onları kıyamıyorum diyor. Böyle diyor gözüm gibi bakıyorum diyor. Ya sen ya Derya alacaksınız onları. Dedim evet. Kullan ki almayalım. Kullanmasan alırız değil mi? Gözü gibi bakıyormuş onlara. Ben yine alırım sana kocacığım. Para harcama da üstüme yok biliyorum. Kaşarımızı keseyim. Bak tost kızdı şimdi kızdı. Kendime peynirli yapacağım. Mehmet sen peynirli ister miydin? İstemezsin sen. Ama yer. Peyniri de sever de. Salamlı. Ben kendime kaşarlı peynirli. Bir güzel minik minik tostlar yapacağım. Şuraya da ayırdım daha ekmek. Şöyle çevireceğim onu. Olacak olacak. Tost makinesi onları ezince çok da güzel olacak. Şöyle. Bunu atalım. 2 dakikada tamamdır. Hem ekmekler ziyan olmasın. Hem ben bana daha kolay. 2 dakikada şipşak tostumuz. Bugün ne yemek yapacağız? Hiç bilmiyorum. Siz biliyorsunuz söyleyin bana. Ne yemek yapacağız bugün Mehmet Bey? Tenceremde böyle bir etleri, sebzeleri karıştırasım var. Böyle güveç tipi bir şey yapasım var da. Bakalım. Yapabilecek miyim? Bunun ekmeği nerede ya? Karıştırdım ekmekleri. Boyutuna göre ayırmıştım. Şöyle. Hadi tosta yapmaya devam. Yiyelim tostumuzu. Sonra dinlence günümüz başlasın. Yemekleri de çıkarayım aradan öyle. Almanya'da bulabileceğiniz en iyi kaşar. Başka yok. Her hangi markayı denerseniz deneyin bundan iyisi yok.
ve uygun. 4.99 700 gram. Hemen bilgilendireyim. Siz bilmiyormuşsunuz gibi. Ve ilk dostumuz hazır. Bu ekmekle yapınca çok çıtır çıtır oluyor. Muhteşem. Bu salamlı. Eşime. Burada da küçük dostlar oluyor. Ve gidiyoruz bodrum katına. Niye? Lahana çıkaracağım turşudan. Vallahi bu üstte olanlar Lidl'dan aldığım var ya normal lahana. İşte bakkaldan almadığım. Ay bu da çalışıyor. Gülürtü olacak şimdi ama. Onları pek ekşi ekşi ya olamamışlar. Pek beğenemedim tatlarını. O yüzden bir kapuska yemeği yapacağım onlarla. Karanlık oldu değil mi sizler için? Şöyle koyayım sizler. Evet. Bir kapuska yemeği yapacağım. Yani piştikten sonra olur zaten. Normalde pişirdiğim var. Şöyle. Önce bluzumu göstereyim. Bakar mısınız bluzuma? Hatırlıyor musunuz? Bunu Lidl'dan almıştım. İki taneydiler. Bunu da kızıma aldım. Bu Maybe'den. Diğerini L'ye almışım ya. Bayağı büyüktü. Kızım da giymiyor. Ben de üşüyorum. Sabah gördüğünüz o şeyle sweatshirt müdür nedir? Onu giydim ama yok olmuyor dedim. Ben böyle yumuşacık bir şey giymem gerekiyor. Aldım giydim. Hadi bakalım açalım çekmeyeyim. Suyu çok güzel olmuş arkadaşlar. Suyu muhteşem. Nasıl çıkıyor ki? Ama üstteki lahanalar olmamış pek. O yüzden şeyin nerede ya? Burada bir şey vardı. Bakın görüyor musunuz? Pembiş pembiş. O koyduğum mor lahana yüzünden böyle. Çok güzel tadı, çok güzel. Şimdi üzerinden çıkarayım tabakları falan. Bu bir tane mor lahana ile birlikte mor olmuş ama önemli değil. Bir şey olmaz. Bu kadar yeter bence. Ben sadece etli çok daha güzel olur da yapamıyorum kızım yemediği için. Biliyorsunuz. Oh, dertler bir değil ki. O yüzden böyle bir avuç pirinçle kapuska yemeği yapacağım. Tenceremde ilk defa deneyeceğim. Bakalım. Ama ne kadar koysam acaba? Yeter mi bu? Bir tane daha çıkarsam mı? Pişince zaten küçülüyor biliyorsunuz. Hiçbir şey kalmıyor. Şöyle bir güzel kavurunca. Ya bunlar da olmuş da. Ne bileyim. Benim hoşuma gitmedi diyeyim. Yani lezzet olarak, tat olarak o yaprağın kıvamı aynı değil. O yüzden yemeğe gidecekler. Yoksa diğerlerini misal şey yapıyoruz. Böyle doğrayabilirsin. Üzerine bir güzel yağ gezdiriyorsun. Böyle pul biber falan. Salata gibi çok güzel oluyor. Ve suyunu alıyorsun, içiyorsun. Bunu içeceğim şimdi. Tuzlu tuzlu. Alın size. Probiyotik mi ne dersiniz? Doğalında. Ha ben bunu biraz açık bırakayım ya. Evet. Biraz böyle açık durması gerekiyormuş. Bazen bir dursun bugün. Evdeyiz ya.
kontrol ederiz. Hadi gidelim, yemeğimi yapayım. Onu çıkarayım aradan. Herkes rahat. Sucuklar da burada. Sabah astık, akşam ağırlık koydu o eşim. Ağırlık böyle ovalama makerine böyle baskıyla üzerine koyuyorsun tahtayı. Tahtanın üzerine taş falan, ama taşımız yok. Süt şeyini koydu. Böyle ezilsinler diye. Görüyorsunuz sucuklarımın halini. Ama oldular bence. Bence oldular. Biraz daha çektiler mi tamamdır. Yemek de olur. Sucuklu yumurta da olur. Her türlü olur. Şu an için. Ben mangalda severim. Sucuğu böyle. O zaten kuru. Bir de kızartıyorum onu. Daha da kuru olsun. Kıtır kıtır severim. Hadi geçelim yukarı. Evet. Lanım. Doğrayayım. Hiç yıkamayacağım arkadaşlar. Çünkü tuzu o kadar güzel ki. Hiç fazla tuz yapmamışız. Tuzlu yapmamışız yani. O yüzden hiç yıkamayacağım. Böyle muhteşem. Muhteşem. Normalde satın aldığımda çok tuzlu olur. Yıldırım. Yemeğe tuz koymayız o kadar. Biraz pembiş pembiş bir yemek olacak. Yapacak bir şey yok. Ay benimkinin sucuğunu görüyor musunuz? Nerede? Kurusun diye. Şimdi bunu yaptım mı? Bir güzel süpürüyorum. Ve Dyson yel silme mop aparatını deniyoruz hep birlikte. Kuzularım. Hem pis. Ay kusura bakmayın. Koridor büyük ihtimal. Şimdi yine dışarıdan içeri girdiler. En çok orada belli oluyor. Önce oraya açacağım. Pembe lahana. Pembe kapuska yemeği. Ben açtım. Aç bakayım. Havasının şeyini de çıkardım. Bari dikkat et elleri. Buradan tut desene. Oradan tut. Söyle. Evet. Ben o kadar akıllı değilim. Aç şunu gören. Bak kasten kapalı tutuyor. Mehmet. Çek kapağını. Hah. Al sana kapuska. Kapuska da. Aldım aparatımı. İnceledim. Şöyle. Bu kapanıyor. Şunları Serapcan'ın dediği gibi ıslatacağım önce. O su, o tankı olan yere su değil de deterjan ekliyormuş. Ve bunları ıslak bir şekilde yapıştırıyorsun dedi. Çok daha güzel temizliyormuş. Tabii o tecrübeli. Benim tecrübem olmadığı için bilemiyorum. Önce bir güzel sıcak suyla bir yıkayım onları. Böyle bir ıslak bırakayım. Of on. Buradan açıyoruz. Büyük ihtimal. Bir de neyin ne olduğunu bilsem. Bu pıslattırıyor. Buraya. Neyse. Ben bunu bir açayım. Evet, deterjanı koydum.
kapattık. Şimdi kızlar nasıl oluyor bu? Bu damla damla. Buradan basınca duruyor, akıyor. Öğreneceğiz işte. Bu neydi? Ha, bu böyleyken akmıyor. Şunları da ıslatayım. Bir çalıştırayım. Pek anlayamadım ama. Bu böyle duracak. Bunu basınca bu püskürtecek. Ama bunu açmam gerek. Evet. Tamam. Bu böyle duracak. Bu da böyle. Of, on. Tamam. Onda mı bu? Onda. Bir daha bir bakayım. Anladık. Hadi bak. Ve moplarını da ıslak bir şekilde, bayağı mı ıslak bıraktım acaba? Neyse, deniyoruz sadece. Yapıştırdım. Çalışır mı acaba? Işığım iyi olmadığı için artık ne kadar görürseniz en pis olan yerden başlıyoruz. Kapının yanından. Ya da ettireyim biraz böyle. Durun bakayım. Kaptırıp 3 kere mutfağımı yıkadım. Zaten küçücük. Koridorum da küçük, mutfağım da küçük. 3 kere geçmişimdir. Bakın son ilkte çok pisti. Bunu da çıkarayım ve artık yani kendimi kaptırsam ne olacak? Aküm bitti. Şarj etmem gerekiyor Dyson'a. Sonra çıkıyorum üst kata. İlk izlenim benim için çok güzeldi. O eşim bile böyle kalktı bakıyor. Dedim bak nasıl siliyor. Dönüyor böyle siliyor. Gerçekten. Ay şeyi unuttum göstermeye ama pis olun. Yok bir şey. Yine pislenir benim evim. Pisliğini de gösteririm. Ay çok teşekkür ederim. Ya ne kadar kolaylık süpürüyorsun gibi böyle. Bazen böyle küpürler olur ya. Çıkar böyle onları bile çekiyor şuradan. Çünkü haznesine dolduğunu gördüm bir tane. Ya kediye köpek maması böyle arada kalmış. Onu bir çekti. Ha, hem süpürüp hem siliyor mu onu ben sadece siliyor sanıyordum. Ama çekmiş. Anlayamadım. Güzel. Memnunum. Sağ ol Serapcığım. Gerçekten memnunum. Hele şu ıslatıp da yap dedin ya. Gerçekten o yöntem çok daha güzel.
damlama, sulama yöntemi. Ben bir daha koydum deterjanı. Kaldı şimdi. Ben bunu boşaltayım değil mi? Kalmasın böyle. Ya da şimdi dursun, şarj olsun biraz. Biliyorsunuz benim Dyson V8 absolut mudur nedir? Ama çabuk bitiyor aküsü. Yani bana yetiyor da ilk kata. Ama doğru düzgün yapacaksam, ben ondan önce süpürdüm. Tabii malum çabuk bitti. Ay güzel güzel. Nasıl işime yarayacak? Elle ovalamaya son. Demeyeyim ama son gibi. Ben yine böyle tutamayıpken, ya arkadaşlar o elinle ne bileyim, tamam bunun döndüğü şekilde işte ileri geliri yani hissediyorsun, gerçekten görüyorsun onu temizlendiğinde, sanki o kirleri ben böyle elimle bir hissetmem gerekiyormuş gibi his var ya insanın içinde. Yani en azından bende öyle var. Neyse, yemeğimiz pişti. Yerler silindi. Tek onlar kalmıştı değil mi kuzum? Yukarıda çamaşırlar kuruyor. Gel, gel aşkım. Gel göstereyim seni. Bak yatağı. Yatacak yer arıyor. Aşkım. Aşkım benim. Güzel kuzum. Gel. Sabah nasıl gezdi kızım benim tasmasız? Çok mutluydu arkadaşlarıyla birlikte değil mi aşkım? Herkesin işine yaradığım kadar varım bu hayatta. Bir okşatıyor kendini, kaçıyor gidiyor. Oh öyle arkadaşlar. Bugün kendime dinlence günü ilan ettim biliyorsunuz. Saat 1'e geliyor. Ve 1'den sonra yani en azından 4'e kadar yine bana bir dinlence. Bir dinleneyim. Bir yatayım. Gerekirse uyarım. Yarın evdeyiz. Gerekmezse de uyumam. Bilmiyorum, bakacağız. Ama akşam çok yorulmuştum. Fakat hem yorgunsun, hem bitkinsin, hem de mutlusun. Yani işler yapıldıkça böyle, en azından bana öyle bir his geliyor. Hem mutlu oluyorum, yani eksildikçe o işler. Hem çok yoruluyorum. Ama neyse, tatmin duygusu beni iyileştiriyor. Ve sabah kalktık, gördüğünüz gibi hiçbir şey olmamış gibi tekrardan. Fakat bugün dünkisi gibi değil. Yatacağız şimdi, dinleneceğiz, kitap okuyacağız. Evet, hiçbir şey izleyesim yok. Yani bazen insanın canı izlemek istemez ya. Kitabımı alacağım, okuyacağım. Dediğim gibi en azından 4'e kadar. Ama 4'ten sonra da benim günüm. Yani benim zamanım. Çıkıyoruz. Böyle doğayla, tabiatla baş başa. Pufim, çakalım. O da insanın içini bir böyle rahatlatıyor. Beynini, zihnini boşaltıyor. Günün stresinden, yorgunluğundan. Şömine başında pizza lahmacun keyfi. Bu pizza mı şimdi? Bu pizza. Ha, bir de lahmacun yapacağız. Bunlar abi, da aç. Şey. Ama kaçacağız. Ay. Ama koşuyor. Ya maşallah. Dur fırını göstereyim ben işte. Fırına bakın. 16. Ha, benim hamur yoğurma makinem aynı marka. Güzel onlar. Ama en efsanesi şu. Sıcacık. Hadi bakalım nasıl pide yapıyorsun görün. Kız, pidenin sosu nerede? Pideler sossuz olur canım. Öyle mi? Hı hı. Böyle pizza sos sürmüyor musun pidelere? O zaman pide olmayacak. Bunun içinde bir şey var mı? Aa, yok. Ay, formunu da getirmeye çalışayım. Sos. Güzel güzel. Sosluk keyif de bitti. Kız çok aldım. Üşenmiyorum da. Hadi bakayım ver fırına. Boğaz bu. Boğaz. Boğaz olunca üşenilmiyor. Böyle. Bu efsane sıcacık. Ay, pidemiz hazır. Minik pide. Ya, bunun içinde ne var? Langum. Lahmacunlar pişiyor. Burada da hala yapma var. Burada soğan var, onları baba yiyebilir. Ay, piden efsane kız, efsane. Sen ne konuşuyorsun ya? Aras'a bak şimdi. Aras oğlum. Ne yapıyorsun orada? Bak donmuş o. Zıpla bakayım. Allah'ım senin. Pufi nerede, Pufi gene? Az önce kaybettim sandım. Oysa şurada. Ne yapıyorsa orada bir şey var büyük ihtimal. Gel kız buraya. Ay, çağırıyorum.
adından falan normalde çıkar. Hiç göstermiyor kendini. Yani oraya bir gizlenmiş. Ne var kızım orada? Aşkım. Ay saat 4 oldu. Gideceğiz zaten şimdi. Onları da bir tur atalım, gezdirelim. Ve biz bahçemize geldik. Ay bir güzel duşumu almıştım. Uzandım. Bugün hiçbir şey izleyesim yok derken bir baktım Netflix'ten bir bildirim gelmiş. Biliyorsunuz benim dizim var orada, Virgin River diye. Kanada yapımı bir şey galiba, bilmiyorum ama doğasına bayılıyorum. Ve Noel'e özel, yani onların işte bayramlarına özel, böyle hem Noel hem yılbaşı iki tane şey koymuşlar. Ay bölüm. Onları tam güzel izledim, bitirdim. Puffy! Köpek var, bırakmıyor, bırak. Puffy! Adam da tasmasız bırakmış onu. Puffy! Susmuyor kız bu. Uf, Ali'yi ayağa kaldırdı ya. Neredesin sen? Nereye gizlendi benden? Gel kız buraya. Ama niye öyle yapıyorsun annem sen? Salak. Öyle arkadaşlar. Tam yatıyordum. Ablam aradı. Kız sen ne yapıyorsun? Böyle böyle. Dışarıda. İşte sobayı. Kamin var ya onların. Kaminofer. Onu yaktık. Fırını deniyoruz. Böyle lahmacundur, pizzadır. Gelsene dedi. Bir baktım saat 3. 4'te zaten çıkacağız. Hadi dedim. Gideyim. Gittim. İyi de oldu. Yedik. Ve şimdi yediklerimizi, vallahi evde olsaydım uzanır uyardım. Fakat çıkmak zorundayız. Yani mecburuz. O yüzden iyi geldi. Tüm bu yediğimiz hamur işlerini bir güzel sindirelim. Ve gidelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.